ile teke. Bir gün çiftçinin biri bir kuyuya düşmüş. Çok uğraşmış ama bir türlü kuyudan çıkamamış. O sırada oradan bir teke geçiyormuş. Teke susadığı için kuyuya bakmış. Bir de ne görsün? Kuyuda bir tilki hemen sormuş. Bu su iyi mi? İçilir mi? Tilki kuyuna azca gülmüş. Sonra da suyu bir övmüş, bir övmüş ki tekinin ağzını suya atmış. Tilki, hadi durma in aşağı deyince teki kuyuya inmiş. Teki kana kana su içtikten sonra tilkiye, nasıl çıkacağız buradan diye sormuş. Tilki, sen hiç merak etme, ben buradan ikimizi de kurtarmanın yolunu biliyorum. Sen şimdi doğrulup ön ayaklarını duvara dayar, on boynuzlarını da havaya dikersin. Ben de tırmanıp çıkar, sonra da seni çekerim demiş. Teke bu aklı çok beğenmiş. Hemen razı olmuş. Tilki tekenin bacaklarından omuzlarına, sonra da başına atlayıp kuyudan çekmiş. Teke alaycı bir şekilde bakarak, ey teke, senin çenendeki kıllar kadar kafanda da akıl olsaydı nasıl çıkacağını düşünmeden bu kuyuya düşmezdin. Tilki tilki, bir gün tilkinin biri kuyuya düşmüş, çok uğraşmış ama bir türlü o kuyudan çıkamamış. O sırada oradan bir teke geçiyormuş. Teke susadığı için kuyuya bakmış, bir de ne görsün. Kuyuda bir tilki hemen sormuş, bu su iyi içilir mi? Tilki kurnazca gülmüş, sonra da suyu bir övmüş, bir övmüş ki tekenin ağzının suyu akmış. Tilki hadi durma, in aşağı deyince teke kuyuya inmiş. Teke kana kana su içtikten sonra tilkiye nasıl çıkacağız bu buradan diye sormuş. Tilki sen hiç merak etme, ben buradan ikimizi de kurtarmanın yolunu biliyorum. Sen şimdi doğrulup ön ayaklarını duvara dayar, boynuzlarını da havaya dikersin. Ben de tırmanıp çıkarım, sonra seni çekerim demiş. Teke bu aklı çok beğenmiş. Hemen razı olmuş. Tilki tekenin bacaklarından omuzlarına, sonra da başına atlayıp kuyudan çıkmış. Tekeyi azaycık bir şekilde bakarak ey teke, senin çenendeki kıllar kadar kafanda da akıl olsaydı nasıl çıkacağını düşünmeden bu kuyuya inmezdim demiş. Tilki ile teke. Bir gün tilkinin biri kuyuya düşmüş. Çok uğraşmış ama bir türlü kuyudan çıkamamış. O sırada oradan bir teke geçiyormuş. Teke susadığı için kuyuya bakmış. Bir de ne görsün? Kuyuda bir tilki hemen sormuş. Bu su iyi mi, içilir mi? Tilki kurnazca gülmüş. Sonra da suyu bir övmüş, bir övmüş ki tekenin ağzını suyu akmış. Tilki haydi durma in aşağı deyince teke kuyuya inmiş. Teke kana kana su içtikten sonra tilkiye nasıl çıkacağız buradan diye sormuş. Tilki sen hiç merak etme, ben buradan ikimizin de kurtarmanın
kurtarmanın yolunu biliyorum. Sen şimdi doğrulup ön ayaklarını duvara dayar, boynuzlarını da havaya dikersin. Ben de tırmanıp çıkar, sonra seni çekerim demiş. Teke bu aklı çok beğenmiş. Razı olmuş. Çirki tekinin bacaklarından omuzlarını, sonra da başına atlayıp kuyudan çıkmış. Teke'ye alaycı bir şekilde bakarak, "Ey teke, senin çenendeki kıllar kadar kafanda da akıl olsaydı, nasıl çıkacağını düşünmeden bu kuyuya inmezdin." demiş. Bu masaldan alacağımız ders, aklı başında olan hiçbir insan son ne olduğunu bilmediği bir işe girmemelidir.